Kayyum uygulaması aslında geçmiş dönemlerde de yaşanmış bir uygulama ama özellikle yasal dayanağını 2016'daki darbe girişimi sonrası KHK ile yapılan bir düzenlemeden alıyor. İktidar burada bu düzenlemenin yasaya, işte kanuna, anayasaya uygun olduğunu iddia etse de aslında bu düzenleme hem hukuki açıdan hem kanuni açıdan bizce hukuka uygun bir düzenleme değil. Çünkü belediye kanununun 5393 sayılı belediye kanunu 45 ve 46. maddeleri aslında bir belediye başkanının ola ki suça bulaşırsa, yani bir suç işlerse, işte hüküm alırsa, belediye başkanlığı koltuğu boşalırsa yürütülmesi gereken hukuki süreci net bir şekilde anlatıyor. Burada belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir başkan seçebileceğine yönelik bir düzenleme var. Anayasanın ilgili hükümleri aslında seçme ve seçilme hakkını temelde koruyan hükümler. Anayasa bir sınırlayıcı madde yeri değildir. Bir aslında düzenleyici hükümler yeridir. Dolayısıyla anayasanın ilgili maddeleri de aslında seçme ve seçilme hakkını düzenleyen hükümlerdir. Ama tabii ki bir devlet olmanın gereği suç işleyen bir kişiye karşı, suç işleyen bir seçilmişe karşı ne yapılacağını da düzenlemektir. Ama bugüne kadar biz HDP geleneği dışında hiçbir partiye kayyum atandığını görmedik. Bunun hukuki bir karar olmadığı, kanuni bir durum bile olmadığı ortada. Siyasi bir karar. Bunu hukuki bir çerçeveye sığdırmak bence imkansız. Her şeyin dışında orada oy vermiş her bir bireyin seçme hakkına yapılmış bir müdahale. Burada sadece belediye başkanına yönelik bir müdahale değil bu. O belediye başkanına oy vermiş herkese yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirmek lazım. Her belediye başkanının suçu ise aslında siyasi bir suç. Onun konuşmalarından, işte katıldığı eylem ve etkinliklerden, diğer demokratik haklarını kullanmasından kaynaklı aslında uydurulmuş bir dosya, uydurulmuş bir suç. Ve bu uydurulmuş suç, uydurulmuş dosya üzerinden de hiçbir somut veri içermeyen, hiçbir somut dayanağı olmayan dosya üzerinden hazırlanmış bir hukuki tuzak. Bir kişiyi seçilme için insanların önüne koyuyorsunuz. O kişi seçim süreci yürütüyor, çalışıyor, partisi onun için çalışıyor. Sonuç olarak bir şekilde seçimi kazanıyor ve seçimi kazandıktan sonra siz diyorsunuz ki aslında sen belediye başkanı olamazdın, olamazsın. Bunun hukuki bir şey olmadığı her yönünden açık zaten. Kürtler açısından siyaset yapmanın bedelinin çok ağır olduğunu görüyoruz. Halk buna karşı tepkisini sandıkta gösteriyor. Özellikle Türkiye'de, Türkiye'nin diğer belediyelerinde, özellikle bizim kent uzlaşısıyla seçimleri kazandığımız belediyelerde bizim dışımızdaki yani DEM Parti geleneği dışındaki bütün seçilmişlerin buna tepki vermesi gerekir. Bu yapılan şey Hakkari halkına bugün yapılan şey yarın her birimize yapılabilecek bir şeydir. Bu bir hukuksuzluk. Bu hukuksuzluğun sonu yok. Buna yüksek bir şekilde ses çıkarmak lazım. Çünkü bu işin sonunda gerçekten Türkiye'nin tamamı açısından seçimlerin anlamsızlaştığı bir ortama gideceğiz. Mersin'de de çok yoğun şekilde gündeme getirmeye çalışılan sosyal medya hesaplarından, bazı haber sitelerinden yaygınlaştırılmaya çalışan bir terör propagandası vardı. Ama halk sandıkta bunların hiçbirine önem vermediğini gösterdi. Çünkü halkın çok daha temel ihtiyaçları var. Halk yoksulluk içerisinde, halk daha ciddi sorunlarla, sıkıntılarla boğuşuyor. İşsizlik çok yüksek. Halkın buna verdiği cevap Toroslar'da işte CHP'nin, Akdeniz'de DEM Parti'nin kazanması oldu. Biz bu söylemin tutmadığını da görüyoruz. Halkın verdiği cevabın çok net olduğunu iktidar tarafından anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bütün demokratik kamuoyu da bu anlamda tepkisini ortaya koymalı. Dediğim gibi Hakkari'deki bir vatandaşın verdiği oyun her birimizin verdiği oy gibi hissedilmesi ve bu şekilde davranılması gerektiğini düşünüyorum.